Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip liseleri için Arapça dersler yapıyorduk. 10. sınıf Arapçası işlemekteyiz. Eddersü sani, ikinci ders. Sıfat mevsuf malum. Eddersü mevsuf olmakta, es-sani onun sıfatıdır. Eddersü ders. Öyle ders ki es-sani ikinci. İkinci ders. Min kısasil enbiya'i. Nebilerin Enbiya, nebiyyün, nebiyyan, enbiya, peygamberler manasında. Kısas kelimesi de kıssatun, hikaye, kıssatani, iki hikaye, kısas, hikayeler demektir. Cem-i mükesserdir. Buna göre peygamberlerin kıssalarından manasına gelmektedir. Yani muzaf, muzafın ileyh. Üzkür, sen zikret. Üzkür, sükun üzerine mebni, emri hazırdır. Zekara, yezkuru. Birinci baptan bir fiil. Sükun üzeri mebni, fiil, emri hazır dedik. Ente, gizli, faildir. Gizli zamirdir ve faildir. Üskür sen zikret, bahset. Şeyh fail ne lazım? Mef'ul lazım. Bu yüzden esma e olmaktadır. Neden bahset? Neyi söyle? Esma e ba'zil enbiya'i. Nebilerin bazılarının isimlerini söyle. Onlardan bahset. Esma Cem-i mükesserdir. İsmun, isman, esma, isimler manasına gelmekte. Limada niçin ursile gönderildi? Meçhul fiil. Ersele ifal babından mazi. Ursile, mazinin meçhulü. Niçin gönderildi? El enbiya u, nâb-ı fail olur. Nebiler niye gönderildi? Niçin gönderildi? Bir soru. Hel ta'rifu, sen biliyor musun? Hel ta'rifu, ta'rifu fiil-i muzari. Fail nerede? Ente, sen biliyor musun? Tabi bir bayan için söylenseydi, ta'rifu değil de farklı bir kalıp kullanılırdı. Fail de enti olurdu. Duruma göre değişiyor. Ta'rifu, sen biliyor musun? Fiil, fail ne lazım? Mef'ul lazım. Bu yüzden kısa t diyeceğiz. Ehedil Enbiya'i fil Kur'an'i el-Kerim'i. Hel ta'rifu sen biliyor musun? Kıssata ehede ehedil enbiya'i. Nebilerin birinin kıssasını, hikayesini biliyor musun? Ama neredeki kıssa bu? Fil Kur'an'i el-Kerim. Kur'an-ı Kerim'de geçen nebilerden bir tanesinin kıssasını biliyor musun? Mâdâ ne? Tabi burada temhid daha önce geçmiş bir kelime. Mehere yümehidü temhid geçmişti. Ön söz manasındaydı, giriş manasındaydı. Tef'il babındandı, mastardı. Bunu daha önce söylemiştik. Mâdâ ne ta'rifu ente? Ente yine gizli zamir, faildi. Sen ne biliyorsun? An seyyidina, Efendimiz hakkında. Efendimiz hakkında ne biliyorsun? Seyyid, efendi demek. Na, bizim. Bizim Efendimiz. Efendimiz hakkında ne biliyorsun? Efendimizden bedel, maksat, kasıt kim acaba? Hangi efendi? Ademu, Adem. Aleyhi onun üzerine olsun. Ne? Esselamu, selam. Selam onun üzerine olsun. Yani Adem aleyhisselam Efendimiz hakkında ne biliyorsun? Usmanu. Osman şöyle dedi, Ömer şöyle dedi. Yine diyaloglar mevcut. Tabi burada Usman kelimesi üzerinde kısaca duralım. Osman'un diyemeyiz, tenvin veremeyiz, tek ötre vermemiz gerekir. Sebebi Osman kelimesi gayri musariftir. Gayri musarif olduğu yani nereden bunu anlayabiliriz? Gayri musarif olması için çeşitli illetler var. O illetlerden bir veya duruma göre iki illet aynı anda bulunması gerekiyordu. Burada iki illet aynı anda bulunmuştur. Osman evvela nedir? Özel isimdir. Birinci sebep o. İkinci sebep burada kelimenin sonu elif ve nun ile bitmiş olmasıdır. Bu iki illet bir arada bulunduğundan Osman kelimesi gayrimusariftir. Gayrimusarif olması tenmin ve esreyi kabul etmeyişi manasına gelmekte. Bu yüzden Osmanu. Osman dedi ki madane tekra'u ente. Sen ne okuyorsun? Ya Ömeru. Yine Ömerun olmaz. Ömer, ey Ömer sen ne okuyorsun? Tekra'u fiil ente faili olmakta. Ümeru, yani ra'da tek ötre var. Ümerun olmaz. Ümer nedir? Gayri musariftir yine. Yani musarif değildir. Niye gayri musariftir? Bir adillik var kendisinde. Yani Ümer kelimesi aslında amir kalıbından
dönmüştür. Adillik, udul, bir dönüşüm, asıl kalıptan çıkmış olmak var. Bunun dışında bir de özel isim olması vardır. İki illet kendisinde yine var. Ömer şöyle dedi. Ekra'u, ben okuyorum. Ekra'u, fiil, fail, ene, gizli zamir, ben okuyorum. Ne okuyorum? Kısasal enbiya-i nebilerin kıssalarını, hikayelerini okuyorum. Muzaaf, muzaafın ileyh. Neredeki hikaye bunlar? Nerede geçen hikayeler? Fil Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen nebilerin kıssalarını okumaktayım. Osmanu, Osman şöyle dedi. Madane, ta'rifu, sen biliyorsun. Ta'rifu, ente. Sen ne biliyorsun? An seyyidina, Efendimiz hakkında. Efendiden bedel, yani hangi efendi bu? Kimdir o? Ademu, Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam Efendimiz hakkında ne biliyorsun? Ömer cevap verir. Hüve o, yani Adem aleyhisselam. Nedir? Kimdir? Evvelu nebiyin. Nebinin ilkidir. Fil erzı, yeryüzünde. Dünyadaki ilk nebidir. Ve müpteda. Evvel burada haber olmaktadır. Fil erzı, yeryüzündeki ilk nebidir. Allahu Allahu Teala halaka, yarattı. Hu onu, yani Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Neden yarattı? Hangi maddeden? Min turabin, topraktan yarattı. Osman, yani Allah Teala, Allah kelimesi burada ne olur? Mübteda olur tabii ki. Allahu Allah nedir? Halaka, yarattı. Huve faili, hu mef'ulü, halakahu fiil, fail, mef'ul, bir cümle olarak haber olur. Allah kelimesi de mübteda olur. Osmanu, Osman cevap verir. Şöyle der. Naam, evet, hâzâ, bu söylediğin, yani o bilgi verdiğin şey nedir? Sahihun, doğrudur. Haber. Kulluna, hepimiz, tamamımız, min Adem'e, Adem aleyhisselamdan gelmişiz, türemişiz. Onun soyundan gelmekteyiz. Ümeru, yani Adem kelimesi de gayrimusarrif burada. Min Adem'in olmaz. Min Adem'e olur. Adem kelimesi fiil vezninde olması ve özel isim olmasından dolayı gayrimusarriftir. Gayrimusarrifin cerhali fetha ile olmaktaydı, hatırlatalım. Ümeru, Ümer şöyle dedi. Ba'dehu, ondan sonra, yani Adem Aleyhisselam'dan sonra, ca'e geldi, ecve fiil. Ne geldi, kim geldi? Fiille fail lazım. Enbiya'un. Enbiya'u diyelim hatta. Enbiya'u. Nebiler geldi, kesiruna, pek çok. Enbiya'u nedir? Elif-i memdude ile bittiğinden gayri munsariftir. Esasen bu metinlerde bolca gayri munsarif gördük, tespit ettik. Belki dikkat etsek daha fazla çıkacak. Yani şöyle bir göz ucuyla baktığımızda pek çok gayri musarif görmekteyiz. Dikkatinizi çekelim dedik. Vekara, zikretti, yani bahsetti. Fiil kim? Allahu Allah Teala bahsetti. Fail. Neden bahsetti? Ba'dahum, onların bazılarında. Yani tamamından değil. Tamamın, o nebilerin bir kısmından bahsetti. Nerede? Fil Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'de. Osmanu, Osman şöyle dedi. Hel qara'te, sen okudun mu? Neyi? Qara'te nedir? Fiildir ve faildir. Fail burada te olmakta. Öyleyse meful lazım. Kıssate seyyidina. Efendimizin hikayesini okudun mu? Tabi buradaki hikaye, yani ne diyelim, Türkçe'de bir roman hikaye yazmak gibi değil. Gerçekleşmiş olaydan bahsediyoruz. Musa aleyhi esselamu. Musa aleyhisselam Efendimizin hikayesini, kıssasını okudun mu? Ömeru, Ömer cevap verir. Naam, evet okudum. Gara'tu, ben okudum. Ha onu. Ha zamiri müennes. Dikkat ettiğiniz üzere. Hu değil de ha gelmiş, müennes zamirdir. Çünkü kıssa kelimesi müennestir. Kıssayı okudum. Musa Aleyhisselam hakkındaki kıssayı okudum. İnneha, o kıssa nedir? Edvelu. Edvel ismi saf değildir. Edvelu en uzun demektir. Edvelu kıssatin muzaftır. Kıssa muzafın ilehtir. Edvelu kıssatin, en uzun kıssadır. Fil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de geçen. Osmanu, Osman şöyle dedi. İden, o halde, madem ki öyle, ente, sen, ta'rifu, bilirsin, eyne, nerede, vulide, doğdu, Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam nerede doğduğunu o halde sen bilirsin. Ömer, tab'an. Elbette, hüve o, Musa aleyhisselam, vulide, doğdu, fi Mısır. Mısır'da doğdu. Mısır kelimesinin gayrimusarrif olduğu veya olmadığı diyeyim, yani olup olmadığında ihtilaflar mevcuttur. Yine de gayrimusarif olduğunu ön plana çıkartalım. Yusuf suresi 21. ayette min misra,
misrin değil. Gayrimustarif olarak kullanılmıştır. Farklı sürelerde de geçmektedir. Buna göre fi misra diye okumalıyız. Fi misrin gibi okuyuşlar yanlıştır. Ra'da fetih olmalı çünkü gayrimustariftir. Ölü de fi misra, o Mısır'da doğdu. Ve lakin fakat la a'rifu, ben bilmiyorum. A'rifu fiil. Kim bilmiyor? Ene, ben. Gizli zamir burada faildir. Ben bilmiyorum. Meta, ne zaman vulide doğdu o, biz zaptı. Tam olarak yani ayrıntısına varıncaya dek bilmiyoruz. Osmanu, Osman şöyle dedi. La ahadun ya'rifu zalik. Bunu hiçbir kimse bilmiyor. Velakinnehu, fakat o vulide doğdu. Fi ahdi firavun. Firavun zamanında doğdu. Ve kablel milat. Milattan önce. Firavun'un zamanında doğduğunu biliyoruz. Ömer, hada sahihun Osmanu ve hel tarifu, sen biliyor musun ente fail, yine sen biliyor musun neyi fail, mef'ul lazım artık, esma el enbiya i, çünkü esma muzaf, esma el enbiya i, nebilerin isimlerini biliyor musun, öyle nebiler ki bunlar, el meskurine. Evet, el meskurine zikredilmiş, adı geçmiş nerede? Fil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de adı geçmiş, zikredilmiş olan nebilerin isimlerini sen biliyor musun? Esma burada neydi? Mef'uldü, mensup idi. Muzaf olunan el-enbiya-i, enbiya kelimesi cer olmuştu. El-meskurin kelimesi de enbiyanın sıfatı olduğundan meskurin kelimesi de cer konumundadır. Ne ile mecrur? Ya ile mecrur. Cem-i Zekker salimler ya ile mecrur olurlar. Meskurune, meskurine. Ömer, naam. Evet, baban, kesinlikle. Osmanu, izen, o halde, öyleyse, ızkur, zekara, yeskuru, emre hazır. Üskür, sükun üzere, mebni, ente, fail, her zaman olduğu gibi. Üskür, ente, sen zikret, bahset, anlat bakalım. Esma'e, bazihim, onların bir kısmının isimlerini. Min fazlik. Şimdi burada ne var? Esma'e bazı. Esma muzaf. Bazı muzafın ilehtir. Bazı aynı zamanda muzaftır. Hem de onun muzafın ilehidir. Hem mebnidir çünkü zamirdir. Zamirlerin hepsi mebnidir. Zamirler mahallen irab alırlar. Mahallen mecrur denir. Ömer'u. Ömer şöyle dedi. Nuh aleyhisselam. İbrahimun demeyin. Öyle bir şey yok. Gayrimustarif çünkü. Diğerleri de aynı şekilde her biri okunabilir. Ecip cevap ver. Anil esiletil atiyeti hasebin nasb. Hasebin nasi. Parçaya göre aşağıda yer alan gelen sorulara cevap ver. Ecip ente. Sen cevap ver. Men kim? Evvelu nebiyyin. İlk nebidir. Birinci nebidir. Evvel nebidir. Fil erzi, yeryüzünde. Yeryüzüne gelen ilk nebi kimdir? Yukarıda geçmiştir. Hazreti Adem tabii ki bunu herkes biliyor. Eyyu kıssatin, hangi kıssa? Edvelu fil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun kıssa Eyyu hangisidir? Hangi kıssadır? Kur'an-ı Kerim'deki en uzun kıssa hangisidir? Eyne nerede vulide Musa aleyhisselam? Musa aleyhisselam nerede doğdu? Hel vulide doğdu mu Musa aleyhisselam kablel milat en ba'dahum? Musa aleyhisselam milattan önce mi en yoksa ba'duhu milattan sonra mı doğdu? Ba'id uyarla ente, sen uyarla, emri hazır burası. Mef'ul lazım. El cümlete, cümleyi uyarla. Müstahdimen, müstahdim kullanılan demek, yer alan. Ez-zamir ellezî beynel kavseyni kema fil misal. Kavseyn, kavsun, kavsani, kavseyni iki parantez manasına gelmekte. Beyne muzaaf olduğundan tesninin cer hali olan ya ile yazılmıştır. Kavseyni. Ene, ben Arif'i biliyorum. Ene nerede? Vulittu, doğdum. Nerede doğduğumu biliyorum. Buna karşılık karşıdaki kişi ne der? Hüve, o Yarif'i biliyor. Eyne vulide. Nerede doğduğunu biliyor. Yani hüve zamiri kullanıldığı zaman şekil o duruma gelmiş oluyor.
Tabii hüve yerine hi olsa, hi olduğu zaman ne olur? Müennes bir zamir kullanılmış oluyor. Ne olur? Hiye ya'rifu değil de ta'rifu olur. Vulide değil de vulidet olur. Yani meçhul olduğundan ya'rifu şu an müzekker. Bunu da ne yapmamız lazım? Müennes yapmamız lazım. Hiye müennesti, ya'rifu de müennes yapmak lazım. Ya'rifu, ya'rifan, ya'rifune, ta'rifu. Ta'rifu nedir? Müennestir. Enne olduğu gibi kalır. Enne'de bir değişiklik olamaz. Ama vulide de değişiklik olur. Çünkü vulide şu anda müzekker konumda. Müennes yapalım. Vulide, vulida, vulidu, vulidet. Hiye'yi başa koyduk. Ta'rifu, eyne, vulidet dedik. Ente yaptığımız zamanlı olması gerekir. Ya'rifu'nun da ona uygun olması gerekir. Yine tarif olması yeterlidir. Çünkü tarifu tarif hem müennes hem müzekkerde tarifu diye gelir zaten. Ente tarifu olur. Eyne. Vulide çekim yapalım. Vulide, vulida, vulidu, vulidet, vulideta, vulidne, vulidte olur. O şekilde gelir. Diğerleri de aynı şekilde. Zor bir şey yok burada. İstebdil bedel getir, bedel getir yani değiştir. Neyi? Ma o şeyi ki tahtahu onun altında vardır. Ne vardır? Hattun bir çizgi vardır. Altında çizgi olan şeyi değiştir diyor. Ne ile? Bir kelimati kelimeler ile. Elleti öyle kelimeler ki beynel kavseyni iki parantez arasında bulunuyor. Peki ne gibi? Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Ve o nedir? Evvelü nebiyyin fil arzı. Yeryüzündeki ilk nebidir. Hazreti Adem'den bahsedilmekte. Altı çizili olan kelime nebi ve erz kelimeleridir. Özellikle onların değiştirilmesi gerekiyor. Talibe ve saf kelimeleri kullanılmış. Hiye o evveli talibetin ilk öğrencidir fi sınıftaki. Örneğin işte bir bayandan bahsedilmiş. O şekilde yazılmış. Diğerleri de aynı şekilde eklenebilir. Sil, ayır. Beynel mecmuati. Yani iki gruptaki kelimelerden bahsediyor. Kema fil misal örnekte olduğu gibi yazıdaki iki mecmua arasında ne diyelim kelimeleri birbiriyle eşleştir. Elif ile B maddesi olarak düşünülmüş. Muhammed aleyhisselam nedir? Hatemül Enbiya'i ve Seyyidül Murselin. Gerçi Seyyidi değil, Seyyidül olması gerekir. Muhammedun Muhammed aleyhi esselam selam onun üzerine olsun. Nedir? Muhammed burada mübteda hatemu haber olur. Aynı şekilde Muhammed nedir? Seyyidül Murselin. Seyyidü el Murseline. Peygamberlerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya nebilerin sonuncusudur. Musa aleyhisselam nedir? İşte buralardan tek tek bulunması gerekir. Nezel aleyhi ez-zebur mudur? Ya da işte bena el-ka'betu ma'ebihi midir? Nezel aleyhi et-tevratu mudur? Nedir? İncelenmesi gerekir. Sıl beynel müfet vel cem'i. Cemi ile müfet karşılaştırması istenilmiş. Kıssatun müfretti zaten. Kısas onun cemisi, cemi mükesserdir. Ahd müfret uhud. Cemi mükesser. Nebiyyün, enbiya, ismun, esma diye gelir. Burada zıt kelimeleri tespit edilmesi istenmiş. Hangi kelime diğerlerinden hangisiyle zıt düşmektedir? Kable önce, ba'de sonra. Kable önce, ba'de sonra. Evvel ilk, ahir son. Ahar değil tabi. Ahir dikkat edelim. Amene iman etti. Kefere yani inkar etti. Küfretti. Örttü. Erz yer demek. Sema gök demek. Kesir çok. Galil az. Burada da eş anlamlı kelimeler. Muradif eş anlamlı manasına gelmekte. Kıssatun, hikayetun, naam evet, ecel evet. Valid ile eb ikisi baba demek. Buna göre mil kelimesi ile mevlid kelimesi eş anlamlı olmuş olur. Kevvin, oluştur. Hivaran, ne oluştur yani? Kevvin, oluştur, entesen. Bir diyalog oluştur. Hivalen. Diyalog oluştur. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Tarifine, a'rifu, ta'rifu. A'rifu, ta'rifu, ta'rifine. Hel ta'rifine. Hel ta'rifine sizler biliyor musunuz? Kıssate İbrahim mi? İbrahim'e. İbrahim gayrimusarif. Kıssate İbrahim.
İbrahim'in kıssasını biliyor musunuz? Aleyhi onun üzerine olsun. Ne? Esselamu selam. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından haberiniz var mı? Ya Leyla, ey Leyla diye sorar. Kim soruyor? Sinanu. Sinanun değil yani. Niye değil? Gayrimusarif. Neden gayrimusarif? Bir, özel isim olmasından ötürü. İki, Elif ve Nun ile bitmiş olmasından ötürü. İki illet aranır. Kelimenin türüne göre, yani illete göre tek illet de iki illet yerine geçebilir elbette. Leyla şöyle dedi. Naam, evet. Arifu, biliyorum. İnnehu, o. Hangi o? Kimden bahsediyor? İbrahim Aleyhisselam. Kesara, kırdı. Neyi kırdı? El esname, putları. Sanemun, esnamun. Esnam, cem keserdir. Sanem, onun müstedi. Sanem diyor, yani bir bayan ismi de var tabii. Put ismi konulmuş. Yani bayağı bir, ne diyelim, yanlış bir durum. Kesara fiil, hüve fail. El esname, meful olur. Sanem, put manasında. Ve ente sen, hel ta'rifu, biliyor musun? Neyi? Ta'rifu ente fail. Kıssate meful olmakta. Kıssate seyyidina Yusuf. Yusuf Efendimizin kıssasını sen biliyor musun? Sinanu, Sinan cevap verir. Evet, arifu biliyorum. Kim? Ene, ben biliyorum. Fail. İnnehu, o Yusuf Aleyhisselam nedir? Ne yapmıştır? Hakeme hükmetti. Kim? Hüve, o Yusuf Aleyhisselam. Nerede? Fi Misra, Mısır'da. Hükmetti. Tarifine, işte arifu, tarifi kelimeleri kullanarak bunlar bu cümleler kuruldu. Şimdi diyor ki takra'ine ekra'u takra'u kelimelerini kullanarak bir cümlede siz kurun demişler. Ahmet Büşra arasında geçen bir diyalog kurun denilmiş. Burada okumak kullanıldığı için artık bir kitap denilebilir, bir kıssa denilebilir. İşte kıssayı okuduğum şeklinde. Mesela her tarifine demiş, onun yerine takra'ine biliyor musunuz yerine okudunuz mu diye sorulur. A'rifu biliyorum yerine ekra'u okuyorum. Ekra'u fiil-i muzari'dir. Okuyorum manası. Okudum değil, okuyorum. İşte a'rifu ta'rifu kullanılabilir yani. Tekra'u da uygun bir yer varsa kullanılır. Tedrüsü ders çalışmak manasında, ders etmek manasında bir ilimden bahsedilebilir. İkra ente sen oku. Ente yazmıyor tabi. Bunlar gizli zamirler. Faildir. Ente sen oku. Neyi? El ayete mef'ul. Ayeti oku. Öyle ayet ki el kerimete, kerime, değerli, mübarek ayeti oku. Ayetten tabii ki hepsi mübarek. Küllün amene billahi melaketi. Evet, amene rasulü diye bilinen, meşhur olan yer. Bakara suresi ki o da ikinci sure olmaktadır. 285. ayetten bir kesit diyelim. Evet. Böylece ikinci dersi bitirdik. Üçüncü derse daha sonra devam ederiz.